Teşekkürler Sayın Başkan. Bizim bazı şeyleri söylemekten gerçekten dilimizde tüy bitti. Hani nasıl desem, insan duvara konuşsa duvar bile yeşerir. Ama AKP hükümeti duvardan da beter. İyi şeyler yaptık, bizi tebrik edin diyorsunuz. Edelim. Olmayan gençlik politikalarınızla ilgili yıllardır eleştiriliyorsunuz. Bana mısın demiyorsunuz ya, sizi gerçekten tebrik ediyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz senelerde size gençler adına işsizlik ve mutsuzluk Oscar'ı vermiştim. Maalesef siz durumu çok yanlış anlamışsınız. 2018'de %20 olan genç işsizliği bugün %25'in üstüne çıktı. Üniversiteli işsizlik oranı %14 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise %30 oldu. Cesaretinizi takdir etmemek gerçekten mümkün değil. Enflasyon %50. Bu ülkede üniversite öğrencileri 650 lirayla yaşamaya, yurtlarda 19 lirayla karınlarını doyurmaya çalışıyor. Bunun dünya standardı olduğunu söylüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, lütfen bu dünya standardını bir deneyimleyin. Bir gün mesela dünya standardı dediğiniz o yurtlarda kalın mesela. O bir gün kalıp 19 lirayla karnınızı doyurmayı deneyin mesela. Bir ay 650 lirayla geçinmeyi deneyin bakalım. Ya bakanlığınız daha yeni 80,5 milyona 494 tane araba kiraladı. Bu parayla ne yapabilirdiniz? 2,5 milyon öğrenciye 4 sene boyunca yurt burs verebilirdiniz. Güya faize karşısınız ama öğrenci kredilerini faiziyle geri istiyorsunuz. Ya lüks arabalar kiralayacağınıza bu faizleri silsenize. Silin diyoruz, silmiyorsunuz. Öneride bulunuyoruz, duymuyorsunuz. Soruyoruz, cevap vermiyorsunuz. Eleştiriyoruz, kötü oluyoruz. Seçim yapın diyoruz, yanaşmıyorsunuz. Gençler yer bulamadığı için parklarda yatıyor. Yurt yok diyor, terörist oluyor. Mesela Bartın'da yurtta su yok diye bağıran, eylem yapan gençlere yurttan atarım diye tehdit ediyorsunuz. Para yok diyor, sadaka verir gibi elinize yüzünüze dursun diyorsunuz. İş yok diyor, canım her üniversite mezunu da iş mi bulacak diyorsunuz. E yurt dışına gidiyor gençler, beyin göçü var. E ona da gezmeye gidiyor diyorsunuz. Pes diyorum, hiç utanmanız yok gerçekten. Belki reislerinizin, bakanlarınızın çocukları yurt dışında geziyor olabilirler tabii, bilemiyorum. Ama torpil imkanı olmayan gençlerin şu anda yurt dışında gezecek gücü de yok, imkanı da yok. Gençler yurt dışına göçüyor arkadaşlar. Ve bakanlığınızın bu konuda yaptığı hiçbir şey yok. Sus, pus bakıyorsunuz. Size ayna tutacak her söze, her şeye, her eyleme karşısınız. Ses çıkaranı bastıralım, bastıramadığımızda da topu taca atalım. Çok kabiliyetlisiniz bu konuda, gerçekten takdir ediyorum. Genç işsizliği deyince topu Çalışma Bakanı'na atıyorsunuz. Ya Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler anayasal haklarını kullandıkları için ters kelepçeyle tutukladınız. Yurt eylemlerinde gençleri parklarda kovaladınız. Değil sokağa çıkmak, sosyal medyada bir şey paylaşmaya korkar oldular. Beyza Budan Boğaziçi eylemlerine katıldığı için tutuklandı. Eylemlere katıldığı için öğrencilerin bursları kesildi, haberiniz var mı? Gençler ifade özgürlüğünün olmamasından şikayetçiler. Ama bunlar sizi ilgilendirmiyor. Atın topu Adalet Bakanı'na. Para kazanmak için inşaatta çalışmak zorunda kalan tıp öğrencisi Remzi Ersu hayatını kaybetti. Bu da mı sizi ilgilendirmiyor? 13 yaşında kağıt toplayarak geçimini sağladığı el arabasına el konulan Samet, o da mı sizi ilgilendirmiyor? Atın topu Çalışma Bakanı'na, atın topu İçişleri Bakanı'na. Muhatap olduğunuz tek konu var, KYK. Onu da elinize yüzünüze bulaştırdınız. Dün FETÖ'nün elinde olan yurtlar bugün TÜGVA'da, Ensar'da. Dün sizi kandıran cemaatlerin bin bir türlüsü ülkenin dört bir yanında. Bu yurtları cemaatleri değil de neden KYK'ya vermediniz? Ya hiç mi hakkınıza gelmiyor? Bu ülkede üniversite enflasyonu var, bu ülkede beyin göçü var, gençler mutsuz, ifade özgürlüğü yok, adalet yok, gelecekleri yok. Siz bütçenizin %3'ünü gençlere ayırmışsınız, gelmişsiniz burada bir de gençlik bakanıyım diye oturuyorsunuz. Zahmet etmeseydiniz Sayın Bakan, zahmet etmeseydiniz gerçekten gençliği de bakanlığınızın adından çıkarsaydınız.
Tamamlayalım lütfen. Zahmet etmeseydiniz, gençliği de bakanlığın adından çıkarsaydınız hem siz kurtulurdunuz hem gençler kurtulurdu. Hatta ona da zahmet etmeyin diye ben size tabelasını getirdim. Buyurun TC'sini de silmeye. Elim gitmedi, kusura bakmayın. Buyurun Spor Bakanlığı. Buyurun. Buyurun. Genç arkadaşlarıma sesleneceğim. Son sözüm onlara. Leonard Cohen'in dediği gibi. Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Ama az kaldı. Geliyor, gelmekte olan